Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün en komik Photoshop trollerine bakacağız. Ben Photoshop kullanmayı bilmiyorum. Benim gibi Photoshop kullanmayı bilmeyen insanlar internette bu işin ustalarından yardım istiyorlar. Tabi bazen bu insanların istediği değil, Photoshop ustasının istediği oluyor. Bugün o fotoğraflara bakacağız. Hadi o zaman hızlıca videoya geçip biraz gülelim, biraz da gözlerimiz kanasın. Ama videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Evet, videomuzun ilk trollenen kişisi şu an gördüğünüz gibi abimiz suratına atmış ve demiş ki kafamı soldaki fotoğrafa photoshoplar mısın? Gördüğünüz gibi photoshopçu abimiz kardeşimizin isteğini kırmamış ve onu oraya şoplamış. Yani bence gerçekten çok güzel olmuş. Yani kardeş çok yakışıklı olmuşsun ya gerçekten. Ben bunun kadar güzel bir yakışıklılık daha görmedim. Bu iki arkadaş hayvanat bahçesinde güzel bir fotoğraf çekilmiş ama fotoğrafta bir şeyin eksik olduğunu fark etmişler. Photoshopçuya demişler ki arkadaki zürafayı biraz daha bize yaklaştırır mısın demişler. Ve gördüğünüz gibi Photoshopçu abimiz zürafayı yaklaştırmış. Yani ne kadar yaklaştırması gerektiğini söylememişler. O da yaklaştırmış. Yani bence mantıklı. Üniversiteden yeni mezun olan bu abimiz kendi arabasının önüne geçip güzel bir fotoğraf çektirmiş. Ama sonra arabayı beğenmemiş ve bir Photoshop ustasına demiş ki arkamdaki arabayı şöyle daha güzel, daha pahalı, böyle daha alımlı bir arabayla değiştirir misin demiş. Photoshopçu abimiz gördüğünüz gibi abinin arkasına kredi bırakmış. Yani ben parayı veriyorum, sen kendi arabanı alırsın şeklinde bir troll yapmış. Yani bu photoshopçuların kafa ayrı bir çalışıyor. Yani adamların kafası hep trolle çalışıyor. Bu ablamız Instagram'a atmalık şöyle havalı bir fotoğraf çekmek istemiş. Ama tam havalı gelmemiş herhalde. Photoshop ustasına demiş ki fotoğrafa kanat ekler misin? Bakın kanatı nereye eklemesi gerektiğini söylememiş. Gördüğünüz gibi photoshopçu abimiz ablanın koluna bir kova kanat eklemiş. Tavuk kanadı pişmiş, şöyle kızarmış kanat. Yani abla kanadı nereye eklemesi gerektiğini söylemezse işte böyle olur. Demek ki neymiş? Bu adamlardan şoplamasını istediğin şeyi böyle tam olarak anlatman gerekiyor. Yani neyi nereye koyması gerektiğini söylemen gerekiyor. Yoksa işte böyle trollenirsin. Ben bu ablanın fotoğrafını neden şoplatmak istediğini anlamadım. Bence gayet güzel, gayet havalı bir fotoğraf. Ama beni daha bir suyun altındaymış gibi şoplar mısın diye rica etmiş birilerinden. Gördüğünüz gibi abimiz de onu suyun altına koymuş. Hangi suyun olduğunu söylememiş. Yani çamaşır makinesinde de su var. Adamın aklına su deyince demek ki çamaşır makinesindeki su gelmiş. Adam seni oraya şoplamış. Abi yani şu an bu videonun en iyi şopu, en iyi trolü bu olabilir ya. Bu ablaya yapılan şop gerçekten gözlerinizi kanatabilir. O yüzden dikkatli olun. Ablamız demiş ki beni unicorn gibi şoplar mısınız? Yani böyle tatlı, boynuzu olan bir unicorn olmak istemiş. Ama photoshopçu abi ablayı tamamen bir boynuza çevirmiş. Yani abi bunu nasıl yaptın ya? Bu nasıl bir fotoğraf? İğrenç, böyle dönen dönen bir boynuza çevirmişsin ablayı. Yani şu ana kadar gördüm. En çirkin fotoğraf bu olabilir ya. Böyle baktıkça çirkin yani. Bakıyorum çirkin görüyorum. Bu abla da James diye bir Photoshop ustasından onu böyle uçan bir halının üzerinde böyle okyanusun üzerine şoplamasını istemiş. Ama gördüğünüz gibi abimiz onu çok güzel şoplamış. Ya bu adamlar troll. Yani bu adamlar troll dışında bir şey yapmıyorlar mı? Yani gerçekten böyle düzgün olarak şopladıkları hiçbir şeyim yok. Ben onu anlayamadım. Yani kim gelse trollemişler ya. Sırada yine troll kurbanı bir ablamız var. Bu ablamız demiş ki beni bir deniz kızına çevirebilir misin? Yani istediğin gibi bir deniz kızına çevir beni demiş. Ama abinin yaptığı deniz kızına bakar mısınız ya? Ya ben hayatımda bu kadar çirkin bir şey görmedim yani. Abi niye böyle yaptın? Bak abla ne kadar güzel bir fotoğraf göndermiş sana. Yani güzelce onu böyle bir deniz kızı yapsana ya. Of. Bu iki kardeş fotoğraflarını şoplayacak kişiye atıp demişler ki bize ikimize de aynı tişörtü yapar mısın? Ama photoshopçu hangisinin tişörtünü hangisine koyacağını bilememiş. Gördüğünüz gibi ikisini de tek tişört içine koymuş.
Yani abi keşke yazsaydınız. Hani ben gözlüklü olan ona da benim tişörtümden koy. Ya da ben gözlüksüz olan ona da benim tişörtümden koy gibi bir şey yazsaydınız. Bunu yazmazsanız adam da hanginizin tişörtünü hanginize koyacağını bilemez. Gördüğünüz gibi böyle ikinizi de aynı tişörtün içine koymuş. Yalnız çok güzel olmuş ya fotoğraf. Hani sanki gerçekten öyle bir fotoğraf çekilmiş gibi olmuş. Gördüğünüz bu iki abla Photoshop ustasından kendilerini daha büyük ve partideymiş gibi şoplamalarını istemiş. Neden böyle bir Photoshop istemişler ben hiçbir şekilde anlamadım. Photoshop ustası da bunu anlamamış ve gördüğünüz gibi böyle bir şop yapmış. Yani evet, siz yaşlanınca böyle bir parti modunda takılabilirsiniz. Yani böyle bir şey istersen bunun karşılığı bence bu olur. Yani adam sizi nasıl daha yaşlandırıp bir partiye gönderebilirdi ki? Yine dünyanın en efsane Photoshop trollüyle karşı karşıyayız. Photoshop ustasına bu fotoğrafı atmışlar ve demişler ki bizi aynı boyda yapar mısınız? Adam şimdi hangisiyle oranlayacağını bilememiş. Gördüğünüz gibi oturan arkadaşa oranlamış hepsini. Yani ne kadar çirkin bir fotoğraf. Özellikle şu sağdaki abla gerçekten çok kötü olmuş. Yani fotoğrafa bakamıyorum bile ya. IQ düşen bir fotoğraf olmuş bu. Yine neden şoplanmasının istendiğini anlamadığım bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bence fotoğraf gayet çok güzel bir fotoğraf yani. Biraz ablanın eli böyle saçma sapan bir şekilde burada kalmış. Abla da Photoshop ustasına demiş ki şu elimi bir kaldırır mısın? Yani abla sen de niye böyle bir poz verdin? O elin orada olmasaydı bence gerçekten efsane bir fotoğraf olacaktı. Gördüğünüz gibi fotoğrafı şoplayan kişi eli kaldırmak yerine eli daha mantıklı bir yere koymayı tercih etmiş. Gördüğünüz gibi böyle otobüsün içerisinde gariban gibi böyle abla o korkuları tutuyor. Abi neden böyle bir Photoshop yaptın? Yani aklına bu nasıl geldi ben onu anlamıyorum. Yani bir kere de şu insanları trollemeden şu fotoğrafları şopladınız mı? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Abi bu nasıl bir fotoğraf ya? Sıradaki şok gerçekten gözlerinizi kanatacak demedi demeyin. Bu ablamız bence gayet çok güzel bir selfie çekilmiş. Ama Photoshop ustasından suratının biraz daha böyle yuvarlak değil de daha böyle kemikli olmasını istemiş. Ama abla bence istemen gereken son şeydi. Gördüğünüz gibi Photoshop ustası onu Minecraft'a çevirmiş. Yani ablanın suratı ne kadar çirkin. Allah'tan kimsenin suratı böyle kare değil ya. Yani abi gerçekten çok çirkin bir fotoğraf değil mi ya? Yani iyi ki hiç kimsenin suratı böyle kare değil. Gerçekten çok çirkin oluyormuş ya. Bu abi fotoğrafı çektirirken gözlüklerini çıkarmayı unutmuş. Ki bence hiçbir sorun yok. Ama Photoshop ustasından gözlüklerini çıkarmasını istemiş. Photoshop ustası yine şaşırtmamış. Gördüğünüz gibi abinin gözlüklerini çıkartmış. Yani abi bu nasıl bir bakış açısı ya? Hani 40 yıl düşünsem aklıma gelecek en son şeyden bir tanesi bu olurdu. Abinin gözlüğünü çıkarmış. Bu şekilde abiyi photoshoplamış. Yani ben gerçekten inanamıyorum ya. Abi bir kere de trollemeyin şu insanları ya. Ayrıca şu gözlüğü çıkarmak şunu yapmaktan daha kolaydır. Ya neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Bir kere de insanların istediği olsun. Bu abimiz de karısıyla güzel bir fotoğraf çektirmiş. Gayet böyle mutlu bir fotoğraf. Ama abi biraz göbeğinden memnun değilmiş ve birilerinden göbeğini silmesini, böyle yaza hazır bir vücut yapmasını istemiş. Tabii Photoshop ustaları durur mu? Yapıştırmışlar cevabı. Ablanın vücudunu abiye koymuşlar. Ya abi neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Gözüm kanadı şu an ya. Bu nasıl bir fotoğraf ya? Yani şu abinin göbeğini silmek vallahi daha kolaydı ya. Yani siz olun. Sakın böyle Photoshop ustalarından fotoğraflarınızı şoplamasını istemeyin. Çünkü görülen o ki yapmıyorlar. Yani canları ne isterse onu yapıyorlar. Sırada yine boy takıntısı olan birilerinin fotoğrafını görüyoruz. Bu fotoğrafı şop ustasına gönderip üçümüzü de aynı boyda yapar mısın demiş. Ama yine hangisi olduğunu söylememiş. Gördüğünüz gibi Photoshop ustası da en kısa olana oranlamış hepsini. Abi şunu yapmayın. Bak şu fotoğrafı gönderirken en uzuna oranlayın gibi bir şey söyleyin. Yoksa adamlar canları ne isterse onu yapıyorlar. Yani abi neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Hani siz Photoshopçu değil, siz mizah ustası falan olmalıymışsınız yani. Bence siz bu işi bırakın, gidin talk show falan yapın yani. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. En komik Photoshop trollerine baktık. Benim bu videodan çıkardığım tek bir ders var. Eğer Photoshop yapmayı biliyorsanız kendiniz yapın. Bilmiyorsanız fotoğraf atmayın.
Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.